Evet, gıdalar bir probiyotik içeren gıdalar sirke, turşu, yoğurt, kefir. Tabii bunların en önemlisi nedir? Turşu. Her gün turşu yemek gerekir. İkinci gıdalar prebiyotik, yani faydalı bakterinin besleyen gıdalar. Soğan, sarımsak ve zebze. Salata yemek gerekir. Akşam yemeğinden önce. Akşam mesela yemek yiyorsunuz. Çorbayla başlamayacaksınız. Salatayla başlayacaksınız. Çorba yediniz, nötr bir madde. Mide ona karşı ne yapmaz? Önemli bir asit salgılamaz, önemsemez. Nasıl olsa önemsiz. Oysa salata yediğinizde akşam yemekte salatayla başlamak gerekir. Öğle yemeği yiyorsanız salatayla, hatta sabah kahvaltısına dahi salatayla başlamanız gerekir. Mutlak surette. Fakat salata dediysem herhangi bir çoban salatası, mevsim salata veyahut da işte Nur Dağı salatası şu bu fark etmez. Her türlü salatada bir limon suyu, iki sirke, üç zeytinyağı olması gerekir. Aksi takdirde salata midede yarım saat kalır, bağırsağa geçer, bağırsağa da 2 saat kalır, kalın bağırsağa atılır. Bitti gitti, çöp. Vücut bunu değerlendiremez. Bunu değerlendirebilmesi için midenin, bağırsaklarının değerlendirebilmesi için bir zeytinyağı, iki limon suyu, üç sirke katmak gerekir. Bu üç maddeyi kattığınız zaman midede 3-4 saat, bağırsaklarda 10 saate yakın kalır salata. Ve ondaki bütün vitamin, mineral, enzimler çözülür, alınır.